Evet. Takipçilerimizden Rümeysa Hanım demiş ki, hocam unutmak diye bir şey gerçekten var mı? Evet, o yüzden unutmak diyoruz. Ama unutmak zihinden silmek anlamına gelmiyor. Beynin bilgi işlem sistemi şöyledir kabaca. Duygusal bir sistem temelinde çalışır. Bu duygusal sistem o kişinin duygularına hitap eden her türlü bilgi, kavram, done, tecrübe ne varsa onları kolay erişilebilir bir yere kaydeder. Hatta bazılarını gözünün önünden gitmeyecek bir yere kaydeder. Yani mesela travma dediğimiz hadise sürekli insanı bu şekilde arkadan gıdıklayan bir hatıralar bütündür aslında ve genellikle çarpıktır. Duygulara dokunmayan, yeterince insanı işte heyecanlandırmayan, korkutmayan ya da işte pozitif duygular oluşturmayan şeyler ise uzak erişimli dosyalara kaydedilir. Yani geriye doğru, daha diplere atılır. Mesela bunu nereden biliyoruz? İşte hipnoz gibi zihin durumlarında, telkine açık zihin hallerinde bu tip hatırlanamayan hafıza bileşenleri hatırlanabilir. Yani bazı hatıralar geri dönebilir. Bizim mesela hafızamız o yüzden işte bilgisayar gibi çalışmaz yani. 2 dakika önce arabanın anahtarını nereye koyduğunu hatırlayamamak bundan kaynaklanır. Bilgisayar gibi olsa en yeni kaydettiğim şeyi en güzel hatırlamamız lazım ama öyle değil. Duygusal bir sistemle kayıtlıdır. Unutmak diye bir şey vardır ama silmek anlamına gelmez. Unutmak duygusal olarak önemli olan şeylere kısıtlı bilinç kapasitemizde yer açmak için yaptığımız bir işlemdir. Gereksizleri uzağa atacağız ki gerekli olduğunu düşündüğümüz bilgiler kalsın. Ruh halimiz, duygusal halimiz de iyiyse seçtiklerimiz de iyi olacak. İyi bakacağız, iyi göreceğiz, iyi düşüneceğiz, güzel olacak. Ama arızalı şeyleri tutuyorsak artık o durumda da hatıralar hep arızalı olacak yani. Hocam. Buyurun. Bizim Canan takipçimiz demiş ki. Kim o ya? Ne enteresan. Kırmızı çok yakışmış hocam demiş. Ay teşekkür ederim. Akrabam sayılır kendisi. Annem olur. Evet. Diyorlar ki dikkat ve konsantrasyon süremizi arttırmak için kendi kendimize yapabileceğimiz bir şeyler var mı diyor. Sade yaşam diye bir takipçimiz. Bu bir kuruk. Aynen. Değişen benim kitabımda bir şeylerden bahsediyorum ama adı yani arkadaşın kullanıcı adı yeterince ipucu veriyor. Evet. Dikkat toplama sorunumuz büyük oranda zihnimizi fazla meşgul eden bir günlük hayattan da kaynaklanıyor bugün. Yani hiperaktivite artık sadece beyinsel ya da zihinsel bir sorun değil, çevresel de bir sorun. Dolayısıyla hayatı, işleri sadeleştirip, hedefleri net koyup, yapılacak işleri azaltıp, yaptıkça yapılacaklara madde ilave edip, bir de yaptığımız, bitirdiğimiz işlerin de listesini tutabilirsek, yani bunları yaptım, yaptım, oh ne güzel yaptım, kendimizi ödüllendirebilirsek, bu durumda sadeleştikçe zaten dikkatimiz daha kolay artacak. Bu dönemde söylediğim şey yapmanın zor olduğunun farkındayım. Ama bir çaba göstermeden, yani sadeleştirme yönünde, programlama yönünde bir çaba göstermeden tek başımıza bu konuda bir şey yapmak zor. İnsan çok görevli bir varlık değildir, yani multitasking değildir. Bir seferinde bir iş yapar, ona konsantre olursa iyi becerir. Maalesef sürekli zırt pırt telefondan bildirim, oradan biri sesleniyor, bir yerden telefon çalıyor, bir şey oluyor. Aman sınav vakti, işte kredi kartı son ödeme tarihi falan derken ortalık böyle hızlı trenler geçiyormuş gibi oturup bir şeye uzun süre konsantre olamıyoruz. Bu da bizim kısmet elimizde olan bir şey. Basitleştirebiliriz yani. Takipçimiz İbrahim Uzungöl demiş ki beyni fazla çalıştırmanın yani çok fazla düşünmenin beyne herhangi bir zararı var mı? Nasıl yapıyorsa bana da söylesin. Çok fazla düşünmek diye bir şey benim anladığım anlamda mümkün değil. O da şu. Bertrand Russell'a soruyorlar siz nasıl böyle bir hani kafaya sahipsiniz, nasıl böyle bir düşünür oldunuz? Diyor ki çoğu insan hayatı boyunca hiç düşünmez. Ben haftada sadece 2 saat düşünerek ünlü bir düşünür oldum diyor. Belli bir konu üzerine sistematik olarak düşünmek, derinlemesine ona kafayı vermek çoğu insan için bugün mümkün değil. Çünkü ortalık fena yani, karmakarışık. Beynimizden sürekli düşünceler uçuşması işte düşünmek değil, beynin tamamen bir kaosudur. Yani beynin kendi kendine ürettiği işte günde 70 bin düşünce üretiyoruz falan diye hesaplar var. Bu düşünmek değil, bu kafa kargaşasıdır. Beynin doğal çalışma sistemidir. Ama bir meseleye takılıp da onu uzun süre düşünebiliyorsanız şükredin. Çünkü beynin esas işini yapıyorsunuz. Yani bu şey gibi yani bir bisikletle uzun süre bisiklet sürmek bisiklete hasar verir mi gibi bir soru. Yani o bisiklet onun için yapılmıştır. Sürülmezse evde lastiği iner mesela cantı eğilir anlatabiliyor muyum? Ama sürekli sürerseniz o bisiklet zinde kalır. Bakımını da yapıyorsanız yani iyi biçiyorsanız bilmem ne. Dolayısıyla o organ işini yapıyor demektir.
Böyle düşünebilenlere selam olsun. Peki şeyin bir ayrımını yapabilir miyiz burada? Olumlu ya da olumsuza çok kafa yormanın beyne bir zararı. Evet, elbette. Mesela sürekli olumsuz düşünceler. Benim hep verdiğim bir örnek var. Limon düşündüğünüzde ağzınız sulanır. Yani fiziksel olarak var olmayan bir şeyin düşüncesi vücudunuzda fiziksel bir değişiklik yapabilmektedir. Yani fiziksel olarak bir sıvı salgılarsınız. Şimdi zihinsel bir düşünce bunu yapabiliyorsa vücudunuza, olumsuz, stres yaratıcı, kötü anıları çağırıcı ya da devamlı olumsuzu göz önüne getirici düşünce kalıplarının tekrarlanması ya da ruminasyonu insanda kesinlikle fizyolojik olarak kötü etkiler yapıyor. Kesinlikle performansını düşürüyor, depresyon şansını arttırıyor ve dahi biliyoruz ki beyne fiziksel olarak hasar veriyor. Benim mesela kontrol sistemleri, işte o amigdala dediğimiz stres bölgesini kontrol eden ön beyinden oraya giden bağlantılar zayıflıyor zamanla. O yüzden bu bir işte ben naif bir kişisel gelişim temennisi değildir. Yani iyi düşün, iyi olsun diye iyi düşünmek zorundayız. Çünkü bizim beynimiz default olarak kötüyü düşünme eğilimlidir. Hayatta kalmak için önce olumsuzu düşünür. Bunu tersine eğitmemiz lazım. Biz olumluyu hayal ettikçe olumlu gerçekleşiyor. Bu böyle bir, tekrar söyleyeyim, ezoterik falan bir şeyden bahsetmiyorum. Beynin hangi devresi çalışıyorsa o kuvvetlenir ve kararlarımızı, hareketlerimizi onlar şekillendirir. Beyne baktığınızda bu sistem aslında çok basit. Olumlu düşünmenin hiçbir zararı olmaz ama sürekli olumsuz düşünceler elbette ki beynimize de bedenimize de pek iyi değil.